beraber olabilmek. İnşallah. Dileriz dolu dolu günlerde, İnşallah. Güzel mutlu günlerde İnşallah. Beraber olmak duygusu, düşüncesi, arzusu ile diyorum. Şeref verdin canım benim. Hoş Eyvallah. Şimdi çok güzel oldu. Sanki böyle bir çok güzel. Kısa bir sanki içeri anlatan tek tek tane tane böyle yani. Burada işte böyle bir olay. Çok güzel. Sıcak bir yuva. Ya. Gülendem bacım burası benim. Günde kaç saat buradasın? Bir gün 24 saat ama 48 saat buradayım desem yeridir. Çok şey yapıyorum. Mesela şimdi bugün akşamın 4-5 tane vatandaşımız hani müzik seven insanımız gelmek istedi. Dedim bugün yok. Bugün yukarıdayız dedim. Yukarıya geliyorsanız hoş geldin sefa geldi. Ama şeye yarın gelecek. Yani bir de yani tatillerde insanlar daha çok böyle evet. Yoğunlukla beni yoruyorlar, koşturuyorlar. Ama ben keyif alıyorum. Çok büyük keyif alıyorum. Hiç şey yapmıyorum. Adı nedir? Bir gün, bir sefer olsun hiç böyle şeyde imtina etmedim. Ya sandım öf bu neymiş falan demedim. Çünkü gelen kişi çocuğundan kızı, erkekli, yaşlısına kadar hiç fark etmiyor. Müzik, Confucius'un çok güzel bir sözü vardır. Müzik yer ile gök arasında bir ahenktir. Müzik olmazsa o ahenk olmaz. Hayatın o ahengi olmaz. Hayatımıza şey veren, zevk veren şey olmaz. Mesela İstanbul'da Mazhar Osman vardır. Tedavi, hastane yerler olan. Bakıyorsun müzikle tedavi sistemi vardır. Almanlar çok çağırırlar. Almanlar ben çok çağırır, çok yerlere giderim. Geçen bir yıl başında önce bir yere gittim. 300 kişi falan gelmişti bayağı. Darmstadt Rheinstrasse'de dinlerin şey yapıldığı yer ne diyeyim bilmem. Cuma günü müydü? Yok yok bir şey günü. Bir pazar günüydü. Bir edebiyatçı, bir resimci. Resimci resmini sergiledi. Edebiyatçı da yazmış olduğu kitabı Sahra'da Seyahat. Reise auf der Wüste diye bir de şey yaptı ve müzik olarak da beni çağırdılar. Benim kimliğimi biliyorlar, kızılbaş kimliğimi, Alevi kimliğimi evet. biliyorlar. Çağırdılar ve benden işte müzikler istediler ve oraya gittim de dedim acaba bunlar ne yapacaklar falan resimler falan. Sonra baktım ki edebiyatçı var ama iyi dedim. Adam resimleri gezdirdiler. Daha sonra işte edebiyatçı kendi yazdığı kitabını anlattı. Ve birkaç göz anlaşmıştık. Burada da siz de müziğe girersiniz dedi. Ben müziğe girdim. Ya çaldığım müzik de kendi kendime hoşuma da geldi. Hani Anadolu'da bizim bazı kadınlarımız, analarımız vardı böyle ağıt söylerler. Ağıt söyledi değil, kendi kendilerine de efkadanlar ve ağlarlar. Evet. Çok ağlarlar hem de. Ama hiç de durmazlar. Ağıtlarına da devam ederler devam ama. Devam ederler. Şimdi ben de öyle oldum. Çaldığım müzik kendi kendime öyle bir hoşuma geldi ki transa girdim sanki dersin böylece. Gözümü de kapattım. Eyvah dedim. Buradaki herkes beni terk etti gitti galiba dedim. Çünkü nefes almak yok yani. Bir 7 dakika falan çaldım. Sazı mısramı bitirdim böylece. Ondan sonra bir baktım. Millet böyle pür dikkat. Bir alkış. Sen biliyorsun mesela biz burada federasyonumuzu yapmış olduğu işte büyük kültür festivalleri falan şey yapmıştık. O zaman birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kültür festivallerinde ben moderatörlük falan yapmıştım. İşte Köln'de, Almanya'nın değişik bölgelerinde falan. O 10 binlerin, 5 binlerin, 30 bin, 40 bin, Müngestor'da mesela 36 bin insanla hitap etmiştik o zaman. O zaman orada bu kadar heyecanı yaşamamıştım, düşünebiliyor musun? O heyecanı neyi yaşamadım biliyor musun? Oradaki o insanların o müziğe olan o yakınlığı, o dinletiği şey hali anormal bir keyif verdi. Bu bizi işte müzikle uğraşan, sanatla uğraşan insanları motive noktasında çok önemli olan. Mesela şeyden bu 11 Eylül olaylarından sonra biz Darmstadt'ta büyük bir kilise vardı. Bir meydan var oraya görmüştür. Orada bir çıplak bir adam heykeli vardır. Heykelin arkasında her orada kilise var ya, o bizim Türklerde bir şey var, restoran falan var da, Adıyasam'ın arkasında. Orada Vatikan'dan mesela bir papaz geldi
ve tüm dinlerden, tüm inançlardan insanları çağırdılar. Biz de çağırdılar, Alevi inancından kişiler ve de o zaman biz tabii çok aktifti. O zaman gittim, ortaya üç parça okudum. Kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım, Hakk'ın varlık deryası, madem ki ben bir insanım. Onu, ondan sonra Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar Şah'a gidelim. Bunu ve barış güvercini uçsun dünyadan. Nesin babanın. Üç parçayı da Almanca, İngilizce ve Türkçe'ye çevirdik. Almanca, İngilizcesi hep üçünü de, üç dilden hepsini de dağıttık. O kilisenin içerisinde 1300 kişi oturuyor. Oturarak 1300 kişi sığıyor. Sünni inancından gelen kişi orada ezan okudu, bir şey anlattı. Budist orada kendi inancından bir şey anlattı. Protestan kendi inancına ilgili bir şeyler anlattı. Ondan sonra Alevi inancında olan kişi ise beni çıkarttılar. Ben hiçbir şey konuşmadım. Bizim gecedeki konuştuğum gibi falan konuşmadım. İhtiyaç yok ona. Bu bir kültür olayı, kültür seviyesi olayı. Sazından sözünden üç parça okudum ve insanlar nereye dağıtılmış. Vatikan'dan gelen Gülenden Bacım, papaz, en önünde oturuyor, ayağa kalktı. O kalkmasıyla birlikte bütün kilise olduğu gibi ayağa kalktı. Neredeyse böyle bir dakikaya aşan bir sürü alkış içerisinde Alevi inancının hali alkışlandı. Yusuf Güverci falan değil ha. Tabii ki. Tabii. Yusuf Güverci değil. Biz hepimiz zincir halkalarının birer parçasıyız. Bizde önemli olan hani ben de bu işte varım diyebilmektir. Orada kimliğimizi, kişiliğimizi, bu kültürümüzü oraya taşıyabilmek, orada anlatabilmektir. Biz bunu yapmaya gayret gösterdik ve bunu yapıyoruz. Öbür tarafta ama kendi içimizde arzu ettiğimiz ilişkileri daha henüz yakalayamadık. Bu bizim kültür olayı. Yani daha dünkü gözle sana bakıyorum. Sen daha bana dünkü gözle bakıyorsun. Mesela diyorsun ki sen bana, ona sen bizim Deli Hüseyin oğlu değil misin diyorsun. Bugünkü gözle bakmak lazım. Ama bugünkü gözle baktığımızda bütün toplumu, yani farklı, yani dün bugünkü insan değiliz, bugün de yarınki insan olmayacağımız gerçeğini, bu realitesini bilmemiz, anlatmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Evet. Biz bunları mesela Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü var. Ben babamdan ileriyim, evlatım benden ileridir, olmalıdır sözü vardır. Bakıyoruz mesela ben büyük babam Dervişhanım, onun evladı Hüseyin Güvercin. Bakıyorsun Fethiye'deki, değil mi? Biz hepimiz bakayım. Mesela evet. Murad'ın bilmez ama Fethiye'deki var olan bir sürü yenilikler hep bu aileden, insanlardan gelmiştir. Evet. Bir düşünelim şöyle bakalım. Hepsi de. Yani bunlar çok önemli. Evet, geçelim. Her yer saz bu ya. Stoklar. Ama göze bulamıyorum. İyi günler. Sayın Bayram. Kahve Yemen'den gelir diyorlar ama bizim kahveyi Vayda yaptı. Şimdi ben sayılmaz. Bunun sebebi ne olabilir? Bacım buyur. Murat, şimdi sana geç geç diyorum ya, yani bunlar hepsi çok kez burada olanız, ev halkıyız, siz de ev halkısınız da. Şimdi şuradan geç, şuradan geç, daha sen bilmiyorsun, hatta Gülen'den bacım bilmiyor. Güzel güzel. Bir sefer de odak atacak ona göre. Yer bulursa oturuz. Hiç bizi ilgilendirme. Anladın mı? Yusuf abi ben de bak çeker. Sabahla çeker babası. Bu göz varsa ondan sonra sen ne yapacaksın? Altına gelme bak. Benim yerim içeride önemli yerim. Benim ayakkabım gözüküyor mu orada? Bir bakalım gülüm ya. Bir yerde. Burada canım.
Ya bir insan bu paketlere bir kargo yerdik. Öyle bakalım. Bakamaz. Meşhabı mısın? İyi miyim? Meşhabla. Hemen de şey. Ya ben bu işin içeride olmadım. Nasılsın? Hep uzun. Görüşmeyelim. Ben de görüyorum. Olur mu? Teşekkür olsun.